Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz bebek yeleği nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. Gerçekten yapılışı çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi bu yelek modelini deneyebilir ve yapabilirler. En kolay robalardan birini yaptım buraya. Altına da en kolay örneklerden birini yaptım. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarımız da rahatlıkla yapabilsinler diye. Yeleğimiz 1 yaş bebekler için uygun olacaktır. Şöyle size ölçülerini de hemen vermek istiyorum. Boyuna bakalım. Şöyle ölçtüm. 30 santim boyu var. Enini de ölçelim hemen. 26 santim de eni olmuş. Bu ölçülerle siz de hesaplayabilirsiniz. Bu yelekte kullandığım ipim Alize şekerim. Renk numarasında merak eden arkadaşlar için renk numarası burada. Gerçekten çok güzel oldu. Malum dışarı çıkamıyoruz. İstediğimiz alışverişi yapmak için evimde olan iplerden biriyle yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. İçinde şöyle turuncu puantiyeleri var. O yüzden yaka ve kol kısmına da turuncu bir iple oya geçtim. Yapmak zorunda değilsiniz ama güzel durdu. Ben sevdim. 3 numara şişle örüyorum. Şimdi sizlerle birlikte de Nako'nun lüks minnoşuyla yapmak istedim. Onun da renk numarasını hemen bakalım. Renk numarası burada. Bunu da yeşil ile yapmak istedim. Elimde çok fazla seçeneğim yok zaten. Şimdi bu şekilde bakın bir tablo oluşturdum ben. 80 ilmek atarak yeleğimizin yaka kısmından başlıyoruz. Devamında robamızın ilmek ayrımlarını yapıyoruz. Ön patlar için 7'şer ilmek bıraktım. Şu ön parça 7 ilmek, kol kısmı için 11 ilmek, yeleğimizin arkası için 22, yine diğer kol 11 ve diğer ön içinde 7 ilmek bıraktım. 2'şer ilmek de yeleğimizin roba kısmında 2'şer ilmeğimiz var. Şimdi ilmeklerimizi atarak yeleğimizi hazırlamaya başlayalım birlikte. Şimdi ipimden şöyle uzunca bırakıyorum. 80 ilmek atabilecek kadar. Ben misineli şişle yapıyorum. Düz şişle de gayet rahat yapabilirsiniz. Misineli şişiniz yoksa. İlmeklerimi atmaya başlıyorum. Toplam 80 tane ilmek atacağım bu şekilde. Yeleğimin yaka kısmı için. İlmeğe ulaşana kadar ilmeklerimi atmaya devam edeceğim ve devamında görüşelim. Ve toplam 80 tane ilmeğimi attım. Şimdi örmeye başlıyoruz. Yakamızda 3 sıra haroşa örgümüz var. İlk ilmeğimi örmeden alarak başlıyorum. Kenar ilmeğimiz. Ve devamındaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenarında hemen göstereyim. Bakın bu şekilde ben kenarına düzgün kenar olması için bu şekilde yaptım. Oraya geldiğimizde size onu nasıl yaptığımı da kısaca anlatırım. Yapmak isteyenler siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da düz bir şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Ters olarak örmeye devam ediyorum. Sonda 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın sonda 2 ilmeğim kaldığında bu 2 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpim benden tarafta. Örgümü çevirdim. İpimi arka tarafa alıyorum. Ve bu atladığım 2 ilmeği ikisini birlikte şişime alıp ikisini birlikte düz olarak örüyorum. İkisini birlikte topladıktan sonra hemen yanına bir ilmek attım. Ve yine ters örmeye devam ediyorum. Diğer başta iki ilmeğim kalana kadar aynı şekilde
ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim. Sıramın sonuna yaklaştım. Bakın yine diğer başta yaptığımız gibi son iki ilmeğe geldiğimizde son iki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Örgümü çevirdim. Bu atladığım iki ilmeği de sıraya başlarken ikisini birlikte şişimi alıyorum ve ikisini birlikte düz olarak topluyorum. Burada bir ilmek eksilttim ve hemen yanına bir ilmek attım. Yine ters örmeye devam ediyorum. Kenar çizgimizi bu şekilde düzgün bir şekilde yürütebiliriz. Aynen bu şekilde 3 sıra haroşa çizgisi olana kadar örmeye devam edelim. Şimdi bakın 3 sıra boyunca haroşa olarak örmeye devam ettim. Şimdi burası yeleğimizin ön tarafı olacak. Burada artık yaka ayrımını, roba ayrımını yapmaya başlıyoruz. Şimdi öncelikle yine kenardaki bakın 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Ve yanına ilmeğimi attım. Bu ikinci ilmeğim. 3 4 5 6 ve 7. 2 4 6 7. 7 tane ilmeği şöyle bakalım ters olarak ördük bu. Yeleğimizin pat kısmı için olan 7 ilmek. Şimdi ön kısım için olan 7 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. 7 ters ilmekten sonra 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Ön kısım için olan 7 tane düz ilmeğimi ördüm. Buraya bir ilmek attım. Şurada yaka kısmındaki roba kısmında olan ilk arttırmamızı yaptık. İlmeğimi attım. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ve 2. 7 tane ters, 7 tane düz. Bir ilmek atıyoruz. 2 tane ilmek düz örüyoruz. Yanına ilmek attım tekrar. Şimdi kol için olan 11 tane düz ilmek örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Tekrar sayalım. Bu attığımız ilmeği saymıyoruz. Ondan sonrasında 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmekten sonra tekrar bir ilmek attım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek attım. Şimdi yeleğimizin arka tarafı 22 ilmek. 22 tane ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 tane yeleğimizin arkası için düz ilmek ördük. Bir tane ilmek attım. 2 ilmek düz ve tekrar 1 ilmek attım. Şimdi tekrar diğer kol için 11 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Kol için olan 11 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 ilmek attım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar ilmeğimi attım. Şimdi en son diğer ön içinde 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane de diğer ön için düz ilmeğimi ördüm. 2 4 6 7 tane de ilmeğim diğer ön pat için kaldı. Şimdi buraya iliğimizi de yapacağız. Onun için öncelikle 3 ilmeği 1, 2, 3. 7 tane düz ilmekten sonra 3 ilmek ters ördüm. Şişime bir kez doladım ve sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm.
Buraya ilmeğimi yapmış oldum bakın. Ve iki ilmeği de örmeden alarak sırayı tamamladım. Çevirip arka tarafa geçtiğimde yine sıraya başlarken iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir kez doladım. Bakın doladığım ilmeği de ters ördüm. Burada iliğimiz oluşmuş oldu. Yeleğimizin arka tarafına geçtiğimizde ilmeklerin tamamını ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka tarafta bütün ilmeklerimi ters ördüm. Bakın şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Kenarımı yaptım. Ön pat için olan 7 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir önceki sırada buraya 7 tane düz ilmek yapmıştık ve bir ilmek atmıştık. Onunla birlikte 8 ilmeğimiz oldu. 8 ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın en son ilmek attığım yere geldim. Onu da örüyorum. 2 tane düz ilmeğimiz var burada. Onları örmeden ilmeğimizi atıyoruz ve 2 ilmeği düz örüyoruz. Bu 2 ilmek sürekli sabit yürüyor ve 2 ilmeğin her iki tarafına ilmek atıyoruz. 2 ilmeği ördükten sonra tekrar ilmeğimi attım ve kol için olan ilmeklerimi örüyorum. Kol içinde 11 ilmek ayırmıştık. Şimdi bu ikinci sırada bakın attığım ilmeği saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Her iki başa bir önceki sırada ilmek attığımız için 13 ilmeğe çıktı. Şimdi yine bu sırada da ilmek attığımız için 15'e çıkacak. Bu şekilde artarak ilerliyor. Bakın iki tane düz ilmeği ördüm. Örmeden önce ilmeğimi atmıştım. Ördükten sonra da ilmeğimi atıyorum. Roba artışlarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Şurada bakın ikinci haroşa sıramız oldu. Hemen buradan da bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane haroşa sırası burada olduğu zaman ya da şuradan bakalım sıraya buradan başlıyoruz çünkü. 4 tane haroşa sırası olunca 5. sırayı ters olarak öreceğiz. Şimdi oraya kadar örmeye devam edelim. Oraya geldiğimizde size tekrar oranın nasıl yapıldığını da göstermek istiyorum. Şimdi bakın robamız bu şu hale alana kadar örmeye devam ettim. Burada iki ilmeğin her iki yanından da arttırarak robamız bu şekilde hemen açalım. Artmaya başladı bakın. Bu hali aldı. Şimdi şurada arada haroşa çizgiler var. Şimdi onları yapacağız birlikte. Bakın. Şu 3 sırayı saymıyorum. Düz olan yerde 1, 2, 3, 4. 4 sıra haroşa sırası olduğu zaman buraya çizgilerimizi yapıyoruz. Hemen nasıl yaptığımızı da kısaca anlatayım. Zaten çoğunuz biliyor. Öncelikle kenardaki 7 tane ilmeğimizi her zamanki gibi örelim. Bunlar sabit 7 tane hep ters olarak örülüyor yeleğimizin ön kısmı için. Düz kısma geldiğimde bunları da ters olarak örüyorum. Yapmak zorunda da değilsiniz. Tamamını düz örgü olarak da örebilirsiniz robanın. Buradan başladım. Ve düz olan ilmeklerimin tamamını ters olarak ördüm. 2 tane robada olan düz ilmeğe geldiğimde ilmeğimi atıyorum ve bu ilmekleri yine düz örüyorum. Diğer tarafına da ilmeğimi attım ve ters örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sadece bu 2 ilmek biten yelekte göstermek istiyorum. Bakın. Haroşa örgülerimizi düz olan kısımda yapıyoruz. Şu ortada sabit yürüyen roba ilmeklerimizi atlıyoruz. Onları sadece düz örüyoruz. Kalan bütün ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam ediyoruz. Toplam 2 sıra bu işlemi yaptıktan sonra yine düz örmeye devam edeceğiz.
2, 4. 4 sıraya ulaştığımızda tekrar 2 tane haroşa çizgisi yapacağız. Bu şekilde yeleğimizin roba kısmını örmeye devam edelim. Devamında görüşelim. Şimdi yeleğimin robasını bakın bu aşamaya kadar örmeye devam ettim. Hemen şöyle bakalım. Her 4 sıra haroşa olduktan sonra 2 sıra haroşa sadece bu arada yürüttüğümüz 2 ilmek düz olacak şekilde örmeye devam ettim. 2 sıra haroşanın devamında yine 4 diş haroşa sırası olunca yine 2 diş haroşa. Şu anda şişimde toplam 208 tane ilmeğim var. Artık roba örmeyi bu aşamada bırakıyoruz. Yani artık arttırma yapmıyoruz. Hemen şurada bakalım. En son arttırmalarımızı burada yaptıktan sonra şimdi sadece haroşa örmeye devam ediyoruz. Şöyle açıp bakalım. Ön taraftan başlayıp arttırma yapmadan sadece haroşa sırası olarak toplam 3 sıra, 4. sırayı örerken de kol kısmında kesim işlemi yapacağız. Öncelikle 3 sıramızı yapalım. Ha bir de şey söyleyeyim. Bakın burada ilmeğimi açtım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 sıra haroşa sırası olduktan sonra bir tane daha buraya ilik açtım. Bu ilikleri istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Ben 13 sıra sonrasında yaptım. Şimdi artık ilmeklerimin hepsini hem ön yüzde hem de arka yüzde arttırma yapmadan sadece haroşa olarak örüyorum. Kenardan başladım bakın. İlmeğimi attım. Bunlar 7 tane ön patiçin ördüğümüz ters ilmeklerimiz. Onları örüyorum önce. Ve artık düz olan ilmeklerimi de ters örgüye çeviriyorum. Arttırma yerine kadar ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim. Arttırma yerime geldim. Arttırdım ilmeği de ters ördüm. Artık burada sabit yürüttüğüm düz ilmeklerimi de ters örüyorum. Ve araya arttırma yapmadım. İlmeklerimin tamamını ters olarak ördüm. Sıramın sonuna kadar ters olarak örmeye devam edeceğim. Aynen bu şekilde. Dönüşte de yine ters olarak öreceğim. Toplam 3 sıra boyunca bu şekilde hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak örmeye devam edelim. Şimdi bakın yeleğimin robasını bu şekilde alana kadar örmeye devam ettim. En son haroşa örmeye başlamıştık. Başladığım haroşaları 1, 2, 3 sıra oluncaya kadar hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi artık yeleğimizin kol kesimlerini yapıyoruz bu sırada. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Öncelikle ön parçayı bakın buraya kadar örüyoruz. Burada iki tane ilmeğimiz var ya, birini kol için ayırıyoruz, birini ön için. Sayalım kaç ilmek? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. 31 ilmeği öncelikle örelim. Yine ters örgü olarak öreceğiz. 2 ilmeği birlikte örüp ilmeğimi attım. Devamında kol altına kadar kenardaki ilmeklerle birlikte 31 ilmeği ters olarak örmeye devam edeceğim. Sanırım
Ortaya geldik. Bakın ilmeğin biri bu tarafta kaldı. Şu ortadaki düz ilmeklerin biri de bu tarafta. Sayalım tekrar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 31. Yeleğimin ön parçası için 31 ilmeği ördüm. Şimdi devamında kol, bakın burası kol. Diğer ördüğümüz şu roba kısmındaki iki tane düz ilmeğin ilkini kol için, diğerini de arka için ayırıyoruz. Bu ortadaki ilmekleri sayalım, kaç ilmek keseceğimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. 45 ilmeğimizi burada kesiyoruz. Kesme işlemini de bakın iki ilmeği birlikte şişime alıp ters örüyorum. İlmeğimi tekrar sol şişime aldım ve yine iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeğimi sol şişime alıyorum ve iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimiz kesilmiş oluyor. 45 tane ilmeği bu şekilde örmeye devam ederek kol kesimimizi yapıyoruz. Burada kol için olan 45 ilmeğimi kestim. Bakın arkaya geldik. Burası yeleğimizin arkası. Burası da toplam 56 ilmek. Şimdi 56 ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. Kolumuzu kestikten sonra bakın burası yeleğimizin kol kısmını oluşturacak. Örmeye devam ediyoruz. Diğer roba kısmına, kesimine gelene kadar 56 ilmeği ters olarak örüyorum. Yeleğimin arkası için olan 56 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi tekrar kol kesimine geldik. Bu baştan 31 ilmek bırakıyoruz ve aradaki ilmekleri yine kesiyoruz. Burası da ikinci kolumuz. Yine aynı şekilde iki ilmeği birlikte alarak ters örüyorum. İlmeğimi sol şişime alıp yine iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Şişimde 31 ilmek ön parça için kalana kadar kol kesimini bu şekilde yapıyorum. Kol kesimini ne çok sıkı yapalım ne gevşek. Bakın bu şekilde orta karar elimizi ayarlayıp kesimini yapalım. İkinci kol kesimini de burada yaptım bakın ve ön tarafa 31 ilmeğim kaldı. Hemen şöyle açarak bakalım ne yapmışız görelim. Bakın kollar için ilmeklerimizi kestik. 31 ön için, 31 ilmek diğer ön için. 56 ilmek de arkada ilmeğimiz kaldı. Şöyle katlayıp baktığımızda yeleğimizin robasını bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi alttaki örneği kurmaya başlayalım birlikte. Şu an elimizde 118 tane ilmeğimiz var. Örneğimizi düzgün, bakın burada olduğu gibi düzgün denk gelmesi için bize 133 tane ilmek gerekiyor. Bunun için de kol altlarında ilmek artışı yapacağız. İlmeklerimin denk gelmesi için bir kolun altından 7 ilmek, diğer kolun altındansa 8 ilmek arttırdım. Bir ilmek hiç fark edilmiyor bile. Şimdi yeleğimizin arka tarafını örmeye başladığımızda kol altlarında, bakın şu önü ördükten sonra buraya ilmek artışımızı yapacağız. Hemen son ön parçayı da örerek arka tarafa geçiyorum. Şimdi bakın yeleğimin arkasına geçtiğimde öncelikle 31 ilmeği ters olarak örmeye devam ediyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm ve 1 ilmek attım. Ön parçayı yine ters olarak örüyorum kol altına kadar. Kol altına geldiğimizde ilmek artışlarımızı yapalım. Dediğim gibi bir kol altına 7 ilmek, diğer kol altına da 8 ilmek atacağız ki örneğimiz denk gelsin.
Öncelikle 31 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ön parçayı bu şekilde ördüm. Bakın kol ayrımına geldim. Şimdi buraya ilmeklerimi atıyorum. Toplam 7 tane ilmek atacağım buraya. İlmeklerimizi çok fazla sıkı atmayalım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İlk kol artışını 7 ilmek olarak yaptım. Şimdi yine ters olarak örmeye devam edeceğim. Diğer kol altına gelene kadar ilmeklerimi attıktan sonra şimdi kolu birleştiriyoruz. Bakın. Bu şekilde kolumuz buraya birleşti. 7 ilmek burada attık. Diğer kolun altına geldiğimde de 8 ilmek de oraya atarak sırama devam edeceğim. İlmeklerimi ters olarak örmeye devam ettim. Şimdi tekrar diğer kol altına geldiğimde de buraya da 8 ilmek atıyorum. Yine çok fazla sık atmamaya dikkat edelim ilmeklerimizi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek de bu kolumun altına attım bu şekilde bakın. Ve yine ters örmeye devam ediyorum ve kollarımı birleştiriyorum. Hemen bakalım. Bakın kol altlarımıza ilmeklerimizi attık bu şekilde. Şöyle önden bakarsak daha net görünür. 7 ilmek buraya, 8 ilmek de diğer kolun altına attım. Şimdi sıramı tamamlıyorum. Ön tarafa geçtiğimizde de modelimizi kurmaya başlayalım. İlmek artışlarımı bu şekilde tamamladım. Bakın. Şimdi yeleğimizin ön tarafındayız ve modelimizi kurmaya başlıyoruz artık bu sırada. Yine ön pat için olan 7 tane ilmeğimiz sabit olarak ters örülecek. Bu yeleğin bitimine kadar bu şekilde devam ediyor. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. 1 ilmek attım. Sayıyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Sabit yürüyen 7 tane ters ilmeğimi ördüm. Devamında bir tane düz ilmek örüyorum. Bu modelimize dahil değil. Hemen göstermek istiyorum size. Bakın şurada. Bu şekilde burada bir çizgi yaptım. Çok güzel duruyor. Sizler de yaparsanız güzel olacaktır. O düz ilmeğimizi ördük şimdi. 7 tane ters ilmek, bir tane düz ilmek örmüş olduk. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ve 2. Düz ilmekten sonra 2 tane ters ilmek ördüm. Şimdi 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Yine 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ters, 3 düz olarak sırama devam ediyorum. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Yine 3 tane düz ilmek. Bakın 3 düzü ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Yapacağım farklı bir şey işlem olmadığı için hemen örüyorum. Diğer patın oraya kadar örmeye devam edeceğim. Orada görüşelim tekrar. Aynen başladığım gibi 2 ters, 3 düz olarak örmeye devam ettim. Bakın en son 3 tane düz ilmek örmüştüm. 2 ilmek ters örüyorum. Ve bu önde yürüyen düz ilmeğimizi ördüm buraya bir tane düz ilmek. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de yine
Ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Son iki ilmeğim kaldı. Onları örmeden aldım. Örneğimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde modelimiz sadece örgümüzün ön tarafında kuruluyor. Arka tarafta bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arkada yaptığımız herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekleri ters olarak örüp sıramıza devam ediyoruz. Modelimiz de zaten iki sıradan oluşuyor. Bu arka sırayı tamamlayıp ön yüze geçtiğimde modelimizin ikinci ve son sırasında yapıp modelimizi kurmuş olacağız. Şimdi örgümü bütün sırayı ters olarak örüp tamamlıyorum. Şimdi yeleğimizin arka tarafında bütün ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Ön yüzdeki modelimizin ikinci ve son sırasını yapıyoruz birlikte. Öncelikle kenardaki ilk iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum ve sıraya başlıyorum. Hemen yanına bir ilmek attım. Sabit yürüyen 7 tane ters ilmeğimi ördüm. Buraya bir tane düz ilmek bırakmıştık. O düz ilmeği de ördüm. Bu sabit yürüyecek ilmeğimiz. Şimdi bakın, ilk iki tane burada ters ilmeğim var. Önce iki ilmeği ters olarak örüyorum. Düz ilmekten sonraki iki ilmeği ters olarak ördüm. Hemen üstüne, şişimin üstüne bir ilmek doladım. Burada üç tane düz ilmeğimiz var. Bu üç ilmeği, üçünü birlikte şişime alıyorum. Üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Hemen diğer tarafına da bir ilmek attım. İki ilmek ters. İki tane ters ilmekten sonra bir ilmek atıyoruz. Üç tane düz ilmeğe geldiğimizde üçünü birlikte şişimize alıp üçünü birlikte düz olarak topluyoruz. Bu şekilde. Ve hemen üstüne bir ilmek atıyoruz. Üç ilmeği birlikte topladığımızda iki ilmek eksilmiş oldu ve her iki yanına birer tane ilmek atarak tamamladık. İki ilmek ters. Bu ters ilmeklerimiz sabit yürüyecek. Aynen bu şekilde. 3 tane düz ilmeğe geldiğimde ilmeklerimi örmeden önce bir ilmek atıyorum ve 3 ilmeği, üçünü birlikte düz olarak topluyorum. Ve hemen yanına bir ilmek daha atıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte değil, pardon, ayrı ayrı ters olarak ördüm. Bir kez bir ilmek doladım. 3 tane düz ilmeğe geldiğimde üçünü birlikte şişime alıyorum. Üçünü birlikte düz olarak topluyorum. Ve hemen yanına bir tane ilmek atıyorum. Modelimiz bu kadar basit. Sıramın sonuna kadar aynı işlemleri uygulamaya devam edeceğim şimdi. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam ettim. 3 ilmeği birlikte düz ördüm. 1 ilmek attım. 2 ilmek ters. Hemen 1 ilmek attım. Ve yine 3 ilmeği birlikte ters ördüm. Yani sıranın başında yaptığımız işlemi sürdürdüm. Bakın, şimdi son iki tane haroşamı ördüm buraya. Sabit yürüyen düz ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Kenardaki ilmeklerimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka tarafına geçtiğimizde yine bütün ilmekleri ters olarak örmeye devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar. Bu attığımız ilmekler de dahil. Hemen birlikte görelim. Daha önce de söylemiştim. Arka tarafta herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece bütün ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyoruz. Bakın, burada attığım ilmeği de ters ördüm. Diğer tarafta attığım ilmeği de yine ters olarak ördüm. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Yeleğimizin arka kısmında bütün ilmekleri ters olarak ördük ve sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar yeleğimizin ön tarafına geçtiğimizde yeni modelimizi kurmaya başlıyoruz. İki ilmeği birlikte düz ördüm, bir ilmek attım. Bunlarla birlikte toplam 7 ilmek ters olarak örüp sıraya başladım.
Bakın burada bir tane düz ilmeğimiz var. Onu yine düz olarak örüyoruz. İlk modele başlarken yaptığımız işlemleri yapıyoruz. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bir sıra ilmek toplama ve atma yapmadan 2 ters, 3 düz olarak örüyoruz. Hemen birkaç sıra yapalım. 3 ilmek düz. İlk başladığımızda da bu şekilde kurmuştuk modelimizi. Bir sıra bu şekilde 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz olarak örüyoruz. Bir sonraki ön yüze geldiğimizde de yine 2 ters, 1 ilmek atıyoruz. 3 ilmeği birlikte toplayıp yanına 1 ilmek atarak, yani şu aradaki sırada yaptığımız işlemi tekrarlayarak yeleğimizi örmeye devam ediyoruz. Bundan fazla anlatabileceğim bir şey yok sanırım. Şimdi bu şekilde yeleğimizin modelli kısmını örmeye devam edelim. Devamında görüşelim. Şimdi bakın yeleğimizi bu aşamaya kadar örmeye devam ettim ben. Bu yelek boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İster daha uzun, ister daha kısa. Nasıl arzu ediyorsanız. Şimdi ben diğerinde şu örnekleri sayıyorum hemen, bakalım kaç örnek yapmışım. Eğer bu ölçüde yapmak isterseniz. Bakın şu kabarcıkları sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bu beyaz olan da 16 örnek yapmışım. Şimdi yeşile de bakalım. Bunun ipi daha biraz ince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 örnekte bunu da yaptım. Sanki biraz kısaymış gibi geldi bana. O yüzden bir örnek daha yapmak istiyorum. Hem de bu örneği yaparken örneği bir kez daha sizlere tarif etmek istiyorum ki yapamayan arkadaşımız kalmasın, net anlaşılır olsun. Hemen kenardan öncelikle ters örgümüzü örüyoruz. Ön pat için olan 7 tane ters ilmeğimiz. Buraya bir tane düz ilmek bırakmıştık. Bakın bu şekilde ilerliyor. Onu sürekli düz olarak ördüm. 7 tane ters ilmeğimiz ve bir tane düz ilmeğimizi ördüm. Şimdi örnekli kısma geldiğimizde bakın 2 tane ters ilmek. 2 ters ilmeği ördükten sonra devamındaki 3 tane ilmeği düz örüyoruz. 1, 2 ve 3. Düzleri ördüm. Yine 2 tane ters ilmek. 1, 2. 3 tane düz ilmek. 1, 2, 3. Bu şekilde modelimizin ilk sırasını oluşturuyoruz. 2 ters ve 3 düz. Sıranın sonuna kadar farklı bir işlem yapmayıp sadece 2 ters 3 düz olarak sıramızı tamamlayalım. 2 ters 3 düz olarak örmeye devam ettim. Bakın yeleğimizin diğer ucuna kadar geldim. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane de düz ilmeğimi buraya örüyorum. Yukarıdan beri gelen, bakın, ve kenardaki ters ilmeklerimi de örerek ön yüzdeki sıramı tamamlıyorum. Son 2 ilmeği örmeden aldım ve sıramı tamamladım. Şimdi çevirip bakın örgümün arka tarafına geçtim. Bu kenarı ben bu şekilde yaptım. Yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bakın 2 ilmeği birlikte düz örüp yanına ilmeği atıyorum. Aslında çok kolay. Ve arka tarafta bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar. Örgümün arkasında da sıramı bu şekilde ters örgü olarak tamamlıyorum. Yeleğimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örerek arka tarafı da tamamladım. Şimdi tekrar çevirip yeleğimizin ön kısmına geçtim. Yine 2 ilmeği birlikte düz olarak topladım.
ve yanına ilmeğimi attım. Şimdi kenardaki 7 tane ters ilmeğimizi örüp bir tane de düz ilmeğimizi örüyoruz ve modelli kısma geçiyoruz. Bakın 2 tane ters ilmeği yine ters olarak örüp yanına bir ilmek atıyoruz. 3 tane düz ilmeğe geldiğimizde de üçünü birlikte topluyoruz. Ve yanına tekrar bir ilmek atıyoruz. 2 tane ilmek ters. 2 ters ilmeği ördükten sonra bir ilmek atıyoruz. 3 ilmeği birlikte arkadan batarak düz örermiş gibi topluyoruz. Bir ilmek atıp 2 ilmeği yine ters örüyoruz. Modelimiz bu kadar. Yapılışı oldukça kolay ve çabuk üreyen bir model bu. Şimdi ön yüzde bütün sırayı bu şekilde tamamlayıp arka taraftan da bütün ilmekleri ters örerek gelelim. Sıramızın başında görüşelim. Şimdi bakın son örneğimizi de burada yaptık. Ve devamında ön yüzde yine 2 ters, 3 düz olarak ördüm bir sıra. Bir sıra da arka yüzde ters olarak ördüm. Artık bu kadar örnek örüp bırakıyoruz. Sayalım kaç örnek olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane örnek yaptık ve artık hemen biten yeleğimize bakalım. Modelli kısımdan sonra buradaki düz örgüyü de bırakıyoruz. İlmeklerimizin tamamını hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak örüyoruz. Kaç sıra ördüğümü de bakalım. 2, 4, 5 sıra. 6. sırayı örerken de ilmeklerimi kapatmışım. Şimdi artık modelli kısmı bitirip bütün ilmeklerimizi ters örerek yeleğimizin son aşamasında yapıyoruz. Yine kenarda her zaman yaptığımız gibi 2 ilmeği birlikte düz ve yanına ilmeğimizi atıyoruz. Bu hiç değişmiyor. Kenardan 7 ilmeğimi örüp geldim. Yukarıdan beri bu düz ilmeği yürütüyorduk. Artık onu da ters örgüye çeviriyoruz. Ve şişteki diğer bütün ilmekleri de ters örgüye çeviriyoruz. Örgümüzün hem ön yüzünde hem de arka yüzünde 5 sıra haroşa sırası olana kadar bu şekilde ters örgü olarak örmeye devam edelim. Şimdi ben hem ön yüzde hem arka yüzde ters örgü yaparak 5 sırayı tamamlayınca görüşelim. Şimdi bakın yeleğimizin modelli kısmından sonra olan 2, 4, 5 sıralık haroşa örgü olan kısmını da tamamladım. En son sırayı örgümüzün ön yüzünde ördükten sonra arka tarafa geçtiğimizde ilmeklerin tamamını kapatarak yeleğimizin örme aşamasını tamamlıyoruz. İlk iki ilmeği birlikte şişimi aldım ve düz olarak ördüm. Devamında ipimi kendimden tarafa geçirerek bütün ilmekleri kapatıyorum. Bakın iki ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeğimi sol şişime alıyorum ve yine iki ilmeği birlikte ters. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Sağda kalan ilmeğimi tekrar sol şişimin üzerine bırakıp yine iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Şişimizdeki bütün ilmekler bitene kadar bu şekilde ilmeklerimizi kapatmaya devam edelim. Çok fazla sıkı yapmayalım ki büzülmesin. Çok fazla da gevşek yapmayalım. Orta kararda ilmeklerimin tamamını bu şekilde kapatıyorum. Şimdiki ilmeklerin tamamı bitene kadar bu şekilde ilmeklerimi toplamaya devam ettim. Bakın. Şimdi son kalan ilmeklerimizi de toplayalım. Son iki ilmeği de birleştirdim. Bir tane ilmeğim kaldığında da artık ipimi kesiyorum. Son kalan ilmeğimin içinden ipimi çekerek
Buraya sabitliyorum. Hemen bakalım yeleğimizin son haline. Şimdi bu fazlalık ipleri yeleğimizin içine çekerek isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da benim diğer yelekte yaptığım gibi bakın ben şöyle oya yaptım. Bunun içinde turuncular olduğu için oyasını turuncuyla yapmıştım. Bunu kendi renginden yapalım. Hemen size nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum. Herhangi bir yüntü olabilir. Bir zincir çekiyorum ve bir ilmek oluşturuyorum. Kol altından başlayalım öncelikle. Bakın burası yeleğimizin kolunun altı. Şöyle herhangi bir yerden tığımla batıyorum. Öncelikle buraya ipimi birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yaptığım sık iğnenin içine tığımla batarak ilk oyamı buraya yapıyorum. Araya hiç zincir çekmeden bakın buraya atladım. Göz kararı 1, 2, 3 zincir çekip yine son yaptığım sık iğnenin içine oyamı yapıyorum. Yine araya zincir çekmeden bir sonraki boşluğa atlayıp 1, 2, 3 zincirimi çektim ve son yaptığım sık iğnenin içine buraya birleştirdim. Hemen bakalım nasıl olduğunu. Bakın bu şekilde oluyor. Dilerseniz yaparsınız. Dilerseniz yapmak zorunda da değilsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben hemen kolun bütün etrafı boyunca oyamı yapmaya devam ederek geliyorum. İlk kolumun oyasını bakın bu şekilde yaptım. Bence güzel oluyor. Sizler de değerlendirebilirsiniz bu fikri. Şimdi diğer kolu ve yeleğimizin yaka kısmına da aynı işlemi yapacağım. Devamında da yeleğimiz bitmiş olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Yapılışı oldukça kolay bir model. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.